Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates ve kıymadan fırında pişirerek yaptığım harika bir ana yemek tarifiyle karşınızdayım. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifimde 6 adet patates kullandım. Patateslerin kabuklarını soyduktan sonra güzelce yıkadım. Daha sonra dairesel şekillerde patatesleri doğruyorum. Patatesleri doğrarken çok kalın ya da çok ince kesmeyin. aşağı yukarı ölçüsünün bu şekilde olması gerekiyor. Bütün patatesleri bu şekilde doğradıktan sonra derince bir kasenin içerisine alıyorum. Doğramış olduğum patateslerin üzerine 2 paket kremayı döküyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Patateslerin üzerine kremayı ekledikten sonra yarım çay bardağı sütü koyuyorum. Bir tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı karabiberi ekliyorum. Daha sonra elimle bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Patatesleri hazırladık kenara alıyoruz. Yuvarlak borcamın içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra fırça yardımıyla her yere gelmesini sağlıyorum. Tepsiyi de yağlayıp kenara aldıktan sonra artık yemeğimizin köfte harcını hazırlayabiliriz. Köfte için 400 gram kıyma, 1 adet küçük küçük doğranmış kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber kullanıyorum. Köftemizin daha yumuşak kıvamda olması için yarım çay bardağı da su kullanıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre bütün bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 5 dakika boyunca da köfteyi bu şekilde yoğurduktan sonra kenara alıyoruz. Fırın tepsisine alıyorum. İçerisine patatesleri sırayla diziyorum. İlk olarak patateslerin yarısını kullanacağız. Patatesleri dizme esnasında aralarında boşluk kalmamasına özen gösterin. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Patatesin yarısını tepsinin tabanına bu şekilde dizdikten sonra köftemizin hepsini patateslerin üzerine güzelce sıralıyoruz. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Yemeğimizi sıcak fırına koyacağız. Köfteleri bu şekilde dizdikten sonra elimizle bastırarak sıkıştırıyoruz. Daha sonra kalan patatesleri de sırayla diziyoruz. Bu yemek gerçekten çocuklarınızın bayıla bayıla yiyeceği, ana yemek olarak kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir yemek. Ön pişirme olmadığı için oldukça da kolay hazırlanıyor. Dizme işlemi bittikten sonra patateslerden kalan sosu da üzerine döküyoruz. Yemeğimiz hazır, artık sıcak fırına yollayabiliriz. 40 dakika boyunca yemeğimiz bu şekilde pişecek. 40 dakikanın sonunda fırınımızdan şöyle yarım şekilde yemeğimizi çıkartarak rendelemiş olduğumuz kaşar peynirlerini koyuyoruz. Yemeğimde 100 gram kaşar peyniri kullandım. Bu son dokunuş da yemeğimizin lezzetine lezzet katmış olacak. Kaşar peynirini de koyduktan sonra tekrar yemeğimizi fırınımıza koyuyoruz. 5 dakika boyunca da kaşar peynirler eriyinceye kadar bu şekilde pişecek. 45 dakikanın sonunda yemeğimiz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Fırından çıkartmış olduğumuz yemeğin ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Servisi hazırlamak için yemeğimizi kesiyoruz. Ben kare kare olacak şekilde kesmeyi tercih ettim. Sizler dilerseniz pizza keser gibi üçgende kesebilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Patates ve köfteyi bu şekilde buluşturduk. İçerisindeki kremayla da çok güzel bir şekilde tatlandırdık. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel yemeğin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.